Kardeşim de Almanya'daydı. O da geldi buraya, dedi ki bana ki kardeşim şu dağları bir çamlık yapalım köyümüzün karşısında. Köyümüz bir güzel görünsün diye. Ondan sonra başladık orayı çam dikmeye. Çamları da parayla aldık yani. Devlet kanalıyla 12 bin tane çam diktik. Çamları diktik. Aşağı 15 sene oluyor o çamları buraya dikerken, 15 sene oldu. Ben de burada, o gitti, o çamları sulamaya gitmişti. Ben de burada, bana dedi ki sen de gel dedi. Tankusu doldur da gel dedi. Ben de işte dışarıya çıktım, baktım oradan, o evin oradan bir duman çıkıyor. Anladım dedim, orada bir yangın var. Gittim oraya ki o söndürmeye çalışıyor. O evin sahibi hiç yok bir yer. Ben oradan yukarıya çıktım, o elinde bir çalıyla vurup söndürmeye çalışıyor. Ben yukarıya geçtim, ben de oradan söndürüm, yukarıdaki tarlaya çıkmasın alev diye. Benim haberim yok, kardeşimin aşağıda dumandan zehirlenmiş, ölmüş. Onun takdiri lahse ile bir şey yapar. Yapacak bir şey yok. Hatırası işte ağaçlarda kaldı, ne bileyim. Artık bir belki rahmetli anarlar yani. Duayı sevenler rahmetli anar kardeşimi, yoksa ne yapacak bir şey yok.